Şimdi ben bu videoyu çekiyorum ama çok fazla linç ben eminim arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar kimseye Shiba coin almayın dedim. Ama bugün birazcık farklı bir video çekeceğim. Çünkü büyük bir sinyal var. Bu sinyale karşı da stoplu bir alım yapacağım arkadaşlar ben. E, onun için videosunu çekmek istedim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hocam bugüne kadar bize Shiba alma dedin. Alma dedin, alma dedin ve bugün oldu. Sen Shiba alıyorsun ve emir verip stop koyuyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun diyeceksin dostum. Şimdi bak ben hiçbir zaman bir kripto paraya fanatik kalmadım. Benim için kripto para bir gelir kapısıdır ve ben ortalama 9 yıldan beridir işimi borsadan yönetiyorum. Evimi, arabamı, işimi, bilgisayarımı, her şeyimi ben kripto para ve borsa sayesinde aldım ama ben hiçbir zaman işte efendimiz MTL'den bir tane petrol'e gidip de aşık olmadım ya da atıyorum sana BTC'den bir tane şikide gidip aşık olmadım veya kripto parada gidip bir tane kripto paraya aşık olmadım fanatik olmadım böyle bir şey olamaz çünkü burayı paranıza veriyorsunuz arkadaşlar paranızı verdiğiniz yer de sizler için önemli olması lazım yani fanatik olacak bir bölge değil burası bu bir futbol takımı değil bu bir kripto para ve sen burada paranı oynatıyorsun burada sıkıntı yaşayabilirsin. Bu yüzden ben bu işlere biraz daha ciddi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Zamanında ben Shiba'ya girdim. Shiba'dan alacağımı zaten aldım. Tekrardan en baştan Shiba'ya girmenin bir lüzumu olmadığını düşündüm. Ve uzun zamandan beri Shiba'ya girmiyorum ve alım da demiyorum zaten sizlere. Ve uzak durun dediğim en büyük kripto paradan bir tanesiydi şu ana kadar. Benim için dip yapan bir kripto para artık alım noktasına gelmiş kripto paradır. Shiba şu anda dip yapmasına neredeyse 5-6 mum kadar bir şey kaldı. Belki de 5-6 mum sonra Shiba Coin'de o dip dediğimiz alım noktasına gelecek dostlarım. Bu yüzden ben de buradan bir alım yapıp stop koymayı düşünüyorum. Birazdan sizlere alım yaptığım noktayı ve nereden stop koyduğumu göstereceğim dostlarım. Ee, hala bu kanala abone değilsen... Kanala abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersin ve aynı zamanda videoya bir like bırakarak da bizleri desteklemiş olursun. Dostum ben burada her zaman özgün içerikler çekmeye çalışıyorum ve ciddi olmaya çalışıyorum. Stopsuz işlem kesinlikle yapmanızı istemiyorum. Bakın arkadaşlar stopsuz işlem yaparsanız paranız hiç olabilir. Stop koymayı lütfen öğrenin ve stop koymayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin. Şimdi ben bu kripto paraya shitcoin dediğimde bir linç yiyorum. Açıkçası arkadaşlar yani bilmiyorum da almış olduğunuz kripto paranın geçmişini, projesini araştırmadan mı alıyorsunuz emin değilim. Shitcoin yani şaka coin. Arkadaşlar bu kripto para meme token olarak çıkan bir kripto para. Zaten bu kripto paranın belli bir CEO'su yok. Bu kripto para kişi veya kurumlarca çıkarılan bir kripto para. Yani kişi veya kişiler tarafından diyelim biz buna. Hatta Shiba'nın belli bir yöneticisi yok. Shiba Army tarafından yönetilen bir topluluğa sahip. Yani bu yüzden shit yani bunun için hani sinirlenmenize gerek yok. Buna meme coin, meme coin değil, şaka coin değil, şaka coin nereden çıkarttın? Arkadaşlar bu kripto paranın bir ara projesi bile yoktu ha. Ya yani projesi bile yoktu bir ara bu kripto paranın. Ben niye aldım biliyor musun bu kripto parayı zamanında? Elon Musk paylaşıyor diye aldım, Neymar paylaşıyor diye aldım. Yani bu kripto paranın popülerizmden etkilendiğini görerek aldım da kazandım. Yani şu, ama şu anda projesi var tabi Shibarium işte efendim NFT projesine giriyorlar işte efendime söyleyeyim bir, bir Metaverse projesine giriyorlar yani şu an bir proje girmeye çalışıyorlar ama bence bunu başaramayacaklar gibi geliyor ama istemsizce de olsa piyasa yükseldiği takdirde ben Shiba'nın en baştan yani en kötü ihtimalle bir 35 35.50 lira gelmesini 3.500 lira gelmesini düşünüyorum arkadaşlar yani buradan bir sıfır atar ondan eminim hani piyasa düzeldiğinde ama çok böyle mükemmel bir şey açıkçası beklemiyorum yani onu baştan söyleyeyim sizlere. Ama tabii ki de içeride zararlı olan insanlar için ben en baştan video çekmek Şimdi biliyorsunuz ki bazı geri zekalı youtuberlar sizlere ee, alım noktasını tepeden veriyorlar. Buradan alın diyorlar arkadaşlar bu yükselecek diyorlar. Ama o andaval maalesef kalktı stop vermiyor size. Stop vermediği için de maalesef burada siz buradan almış olduğunuz paranız burada oluyor ve paranız erimeye başlıyor. İşte o andavalları takip etmeyin. Takip etmeyin. Stop vermeyin insanları takip etmeyin. Madem böyle bir işe girişiyorsunuz, madem kendiniz araştırmıyorsunuz, bir YouTuber'a güveniyorsunuz, giriyorsunuz, araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu adam stop vermemiş, alım yapıyorsunuz. Bari stopu kendiniz koyun. Yani bak stopsuz işlem yapmayın. Stopsuz işlem, affedersin nasıl diyeyim sana bilmiyorum da yani ee, çölde suyla suyun vardır. Çöle girersin, çölde suyun biter. Hani yedek bir su almazsın yanına. Bu onun gibi bir şey yani. Susuz kalırsın. Sen buradan giriyorsun, senin stopun yok. Aha bitti, para gitti. Aha para gitti. Bu yüzden aman diyeyim bu tarz andaval youtuberları takip etmeyin. Şimdi gelelim şu işe. Dostlarım ben sizlere oğlum olası Shiba almayın dedim. Almayın dedim. Çünkü ben bundan bir yıl önce zaten Shiba'dan alacağım karı aldım. Size dedim ki arkadaşlar alacağımız karı aldık artık Shiba'dan çıkın. Bence büyük bayip piyasasına giriliyor şu anda. Bitcoin düşüyor, Ethereum düşüyor yani bütün kripto paralar yavaş yavaş düşe geçiyor. Bence arkadaşlar şu an alım yapmayı stop koyun dedim. Bir yıl önceki videoma gidip bakabilirsin. Bir yıl önce Shiba coin alınır mı diye video çektim. Gidip bakabilirsin. Aynen bu cümleleri söyledim. Arkasından maalesef bazı youtuberlarda herkese dediler ki arkadaşlar Shiba yüksel daha yükselmeye devam eder. Alın. Adamlar buradan Shiba aldı, buradan aldı, buradan aldı, buradan aldı, buradan aldı, buradan aldı, buradan aldı ve bazı Twitter fenomenleri hala alın diyor. Babacım neye alıyorlar bunlar? Adamların parası kalmadı ya almadı ama şu anda tabii ben bir alım yapacağım ya, yaptım daha doğrusu bir emir verdim. Şimdi verdiğim emri göstereceğim ve ben niye emir verdim? Arkadaşlar biliyorsunuz ki her kripto para kendi dip bölgesine geldiğinde bir tepki alır ve ortalama %30 %40 yükselir. Hani bu bile bir satış karıdır. Yani bu bile bir kar alma bölgesidir. %30 bile bir kar bölgesidir yani. Ben bu buna Shiba'ya aman hadi hiçbir şekilde kaldıraç sistem girmeyeceğim. Spot gireceğim. Emrimi spot olarak verdim arkadaşlar ee, ve çok fazla bir para koymadım açıkçası. yani öyle yüksek paraya gerek yok arkadaşlar ben kanımca 20.000 lira bir parayla giriş yaptım emir verdim yani öyle yüksek para koymadım ben verdiğim parayı da söylüyorum yani 20.000 TL ile girdim 20.000 dolar değil 20 bin TL arkadaşlar bakın ben bu tarz coin'lere öyle yüksek paralar yatırmam zaten ee, ben ethereum'cuyum söylediğim gibi ethereum alıyorum sürekli olarak her ay elimden gelince bir tane ethereum almaya çalışıyorum arkadaşlar şimdi şuraya gelelim arkadaşlar bakın piyasa düşüyor Yakın bir zamanda inşa kendini toparlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü artık bütün coin'lerin hepsi dip görmeye başladı. Ve Ethereum bile 1.5, bir yıldan beri görmediği dibi gördü arkadaşlar ilk defa. Ve ben buradan sonra bir yükseliş olacağını artık düşünüyorum dostlarım. Bu yüzden şimdi şöyle diyorum. Bakın. Benim alım yaptığım noktalar şunlar. Stop'u da göstereceğim bu arada. Stop'su stop da bir göstermeyeceğim. Şimdi dostlarım bakın ben buradan bir alım gerçekleştirdim. Yani tabi alım kanalımı gösteriyorum önce. E, alım kanalım benim bu kısımda bu kısım. Stop noktam da bu kısım arkadaşlar. Şimdi alım kanalımı yeşil yapacağım. Alım kanalımı. Niye alım kanalımı da söyleyeceğim birazdan arkadaşlar. Bekleyin şunu tam aşağı alalım. Ha, şöyle. Tamamdır. Stop noktamız da kırmızı. Alım noktamız az kaldı zaten. Şurada şöyle bir ee, rekreasyon neden çıktı ya. Paralel kenar yapalım. Ben bu gördüğün noktaya yani 780 ile 660 arasında 3 tane alım emri verdim. 780, 690, 660 alım emirleri verdiğim nokta. Paramın %100'ü yani 20.000 TL'nin %100'ü ile 780'den %20 alım yaptım. 690'dan %20 alım yaptım. Ee, 660'dan da %60 alım yaptım. Alım tarzım buydu arkadaşlar. Ve stopumu da 505'e koydum. Neden 505'e koydum? Çünkü artık dönebileceği en dip nokta artık bu saatten sonrası aşağı doğru gitmeye başlar. Tabi giderse ne olur? Ee, bir, bu tarafta benim yeni alım kanalım olur arkadaşlar. Şu taraf benim yeni alım kanalım olur. Bunun %16. Bak burada bir %10 var görüyorsunuz. %10'da burada bir %10 yaparım. Buradan da bir alım kanalı yaparım. Buradan alım yaparım. Ama her türlü buradan bir yükseliş sağladığı zaman da karım alır çıkarım arkadaşlar alım yaptığım bölgeyi söyleyeyim tekrardan. Yani tekrar söyleme gerek olacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. E tabi şu anda bilmeyen midem yani hala Twitter'da bazı kripto para fenomenleri Shiba'yı buradan aldırmaya çalışıyor. Ya arkadaşlar lütfen şunları izlemeyin ya. Allah için şunları izlemeyin ya. Vallahi şunları izlemeyin. Şunlara havatmayın, retweet atmayın. Bakmayın şuna takılmayın ya. Bak abi buraya geldin. Burada alım yaptığın takdirde sen buraya kadar bak alım yaptığın yer 977. Senin alım kanalın 786-160 stop bölgen 505. Kaybedeceğim parayı sen düşün. Neredeyse %40 para kaybediyorsun ya. Neredeyse %40 paran gidiyor. Benim yaptığım bölgede stop noktanın koyun takdirde senin kaybedeceğin para %10 ya. Yüzde %10 yani 1000 dolarla giriyorsun atıyorum ya atıyorum. 900 dolar cebinde kalıyor stop olursan. Sen burada en fazla 100 dolar zarar edeceksin. En fazla. Ama 900 doların senin cebinde kalacak. Ya lütfen arkadaşlar şuna dikkatli olun. Her her Shiba diyene gidip de kanmayın. Lütfen her Luna diyene gidip de girmeyin. Ne bileyim her ya stoplara bakın. Abi ben burada Luna da aldım zamanında. Abi zamanında ben Raj'ı da aldım. Zamanında ben onu da aldım bunu da aldım. Ama her aldığıma stop koydum ve stop koydurttum. Her serime stop alın dedim. Stop koyun dedim. Valla ben artık stop demekten artık dilim damağım kurdu ama her yıl bunu demek zorundayım. Çünkü beni her zaman yeni yeni insanlar izlemeye başlıyor. Ve bu yeni insanlar maalesef stop koymayı bilmiyor. Arkadaşlar bir şekilde stop koymayı öğrenin. Stopsuz işlem yapmayın. Spot olsun, e, vadeli işlem olsun. Lütfen stop koyun. İnanın bana stop olmak sizi zarara sokmaz. Daha çok kâra sokar. Düşün. Örnek vermek gerekirse. Sen buradan alım yapıyorsun. Senin kripto paran buraya gelmeyi düşünüyorsun. Ve senin en alt noktan burası. Sen aldığın kripto parayı buradan stop ettiğin takdirde buradan satmak zorunda kalmazsın. Buradan sen 10 dolar zarar edersin ama buradan 100 var zarardan kaçmış olursun. Kurtarmış olursun kendine. Bu yüzden lütfen aman diyeyim stops işlem yapmayın. Çok önemli bir nokta bu nokta. Buradan bu büyük bir sinyal arkadaşlar. Bence bu alım noktası için büyük bir alım kanalı ve büyük bir sinyal bence. Bana gözden fark ettiyseniz burada bir e, kama oluşuyor arkadaşlar. Bir üçgen kama oluşuyor. Yükselen kama arkadaşlar bu. Bence bunu değerlendirmeniz lazım. Buradan şöyle bir yükselen bir buradan tabi tepeden geliyor bu yükseliş arkadaşlar. Tepeden bir yükseliş geliyor burada. Tepeden gelen bir yükselişte bir kama olduğunu göreceksiniz arkadaşlar buradan. E, bu kamada eğer noktasını şöyle tutarsa bak sıkışma görüyorsunuz değil mi? Buradan bir nokta tutarsa aşağı doğru buradan da yukarı doğru çıkma ihtimali çok çok fazla. Tabi bunun için de piyasanın iyi olması lazım. Benim için önemli olan nokta ne? FED faizi. FED'in 15 Haziran'da alacağı not, alacağı durum, alacağı toplantı. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuzsa ben top olacağımıza inanıyorum. Olumluysa buraya gelip buradan yükseleceğine inanıyorum arkadaşlar. 14 Haziran, 15 Haziran'da her şey belli olacak zaten. Ama şunu unutmayın şu an bir düşüş var. Düşüşün sebebi de biliyorsunuz hafta sonları kapanışlara doğru piyasa kötüyse zaten bir düşüş olma ihtimali çok fazla oluyor. Ve ben şu anki düşüşlerinde bulan dolayı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ve şu anda benim düşüncem bu. Alım kanalım bu. Bunu kimse yapmaz. Hiçbir YouTube yapmaz arkadaşlar. Ben paşa paşa geliyorum burada alım kalanlığı gösteriyorum. Stop da gösteriyorum. Uymayan kendisi bilir. İster alırsın ister almazsın sana kalmış. Her şeyi sana bırakıyorum. Şimdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir gerileyim ben. Asla ama asla. Bakın. Dilim damağım kurudu ya. Asla ama asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben burada kendi yapmış olup alımı gösteriyorum. Alabilirsin. Al. Alma. Bak bu sana kalmış. Ama stopunu koy kardeşim. Stopsuz işlemle bu kanala gelme. Tamam mı? Başka bir şey istemiyorum. Zorluk size ait. Çünkü ben sizin hesap danışmanınız değilim. Biliyorsunuz ki danışmanlık veriyorum ama size şu anda YouTube'a böyle video çekiyorum yani. İsteyen arkadaşlarımız kanalın kralı olarak gelip e, bizle birlikte danışmanlık alabilirler. O tamamen size kalmış bir şey. E, kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay diyorum arkadaşlar.